Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma var. Muhterem kardeşlerim, namazların arkasında okunacak tesbihattan bahsederken dualarla beraber yatsı namazından sonra Bakara suresinin sonundan iki ayeti kerime Amenel Resulü diye biz biliyoruz, meşhur. Bunları okumak hakkında Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var ve Müslümanlar genellikle bunu okurlar. Bunları inşallah ezberlememiz ve namazdan sonra okumamız da güzel olur. Sevgili Peygamberimiz, fazilet cihetinden bu iki ayet okunursa o gece ona kafi gelir buyuruyor. Kefeta o ikisi, o iki ayet bir Müslümana o gece kıraat olarak, fazilet olarak, sevap olarak kafi gelir denmiş. Tabi Müslümanlar inşallah sevaplarını daha da artırırlar, daha başka surede okurlar. Mesela yatsı namazının arkasından yine Müslümanlar genellikle Mülk suresini okurlar. O da kabir azabından azade eder, kurtarır inşallah. Yatsıdan sonra bir insan Mülk suresini okursa, Mülk suresi bizim bildiğimiz Tebareke diye başlayan, Tebareke dediği bir hediye mülk ve rahmet bir şey değil. 29. cüzümüzün başı değil mi? Yine başka hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayetler indiğinde melekler müjdeye gelmiş. Sevin ya Resulallah, müjdeler olsun sana ki senden evvelki peygamberlere bu sure gibi, bu ayet gibi ayetler indirilmedi diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsiratta bulunmuşlar. Her harfi okunur okunmaz hemen arkasından anında sevabı verilir buyurmuş. Yani Müslümanlar derlerle bunu okurlar. Madem biz de derslerimizde bunu anlattık, manasını bilerek okumak, duayı farkında olarak Allah Celle Celaluhu'dan istemek daha güzeldir. Kelimeler bizim Türkçemizle kullandığımız kelimelerdir. Dolayısıyla biraz dikkat edersek ayetlerin manasını tam olmasa bile ne demek istediğini hissederiz, anlarız inşallah. Ayet-i Kerime'nin sebebi nüzulünde şöyle bir olay anlatılıyor. Bu ayetlerin hemen yukarısındaki ayetlerde Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuş idi. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Göklerde her ne var, yerde her ne var, hepsi Allah Celle Celaluhu'nundur. O yaratmıştır, O'nundur, iktidarıdır. Yönetimi de hep O'na aittir. Ve in tübdû ma fi enfusikum, siz kendi içinizde, nefislerinizde bir şeyi gizleseniz, açığa vursanız, ev ya da tuhfu onu hafî kılsanız, gizleseniz, yuhasibkum bihi Allah Celle Celaluhu. Onunla Allah sizi hesaba çeker. Feyagfiru limen yaşa, dilediğinden mağfiret eder, dilediği insan için Allah Celle Celaluhu mağfiret eder. O insan kendi dilerse, Allah da murad eder, dilerse tövbe ve istiğfarını kabul eder. Ve yuazibu men yeşâ'u, yine Allah dilerse azap eder kullarından dilediğine, ya da bir başka manayla men yeşâ'u, o adam dilerse, yani gereğini yapar ya da yapmaz anlamında, kendi iradeyi cüz'iyyesini nasıl kullanırsa öyle. Vallahu ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir. Bu ayet-i kerime çok ağır geldi Müslümanlara. Yerlerde ve göklerde her şey Allah'ındır. İçinizde, kalbinizde bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker. Şimdi işte akla gelen vesveseler, hatıralar,
dışından yapmak istemediği halde kalbe hücum eden düşünceler, eğer bunlardan da hesaba çekilecek olursak diye sahabe feryat etti, ağladı. Öyle ağladılar ki, ne olacak bizim halimiz dedi. Yani insan şuradan giderken bir haramı kalbinden geçiriverebilir. Ama azalarına sahip tutar, kendine sahip olur, yapmaz. Nefsiyle mücadele eder, içindeki olumsuz düşünceyi def eder, yapmaz. Nefsiyle de bir mücadele etmesinden dolayı sevap da alır inşallah. Ama bu ayetler, daha önce gelen bu ayetler ondan da hesaba çekilirsiniz diyor. Kalpten geçen şeyler, hatıradan geçen şeyler, yerleşen tabi şeylerden. Niye alıyorsunuz? Dediler ki ya Resulallah, Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde iman dedi, seve seve. Namaz dedi, seve seve. Oruç dedi, seve seve tutarız. Zekat dedi, seve seve. Cihat dedi, seve seve yaparız. Ama bu elimizden nasıl gelir kalbimize sahip olmak? İçimizden geçen düşünceler. Eğer biz bu içimizden geçen düşüncelerden de hesaba çekilirsek yandık dediler. Ne yani dedi Peygamberimiz. Beni İsrail'in, Yahudilerin semi'na ve asayna, işittik ve isyan ediyoruz dediği gibi siz de mi isyan edeceksiniz deyince haşa ya Rabbi dediler. Biz iyi niyetliyiz. Biz semi'na ve asayna demeyiz. Biz bilakis semi'na ve ata'na deriz. İşittik ve itaat ediyoruz Allah'a. İtaat ettik deriz. Ama buna gücümüz yeter mi bizim dediler. İçimizden geçen hususlardan da hesaba çekilmeye insan olarak gücümüz yetmez diye ağladılar. O zaman bu iki ayeti kerime müjdelerle geldi. Bu iki ayeti kerime insanın içinden geçen duygular gücünün üstünde olduğundan güç yetiremeyeceği bir yükümlülüğün altına Allah mümini sokmayacak. Dolayısıyla bunlardan da hesaba çekilmeyeceksin. Müjdesini verdi. Ve sahabelerin de biz bilakis semina ve ata'na deriz sözünü ayetin içine girdirdi. Sahabenin sözü böylece ayet oldu. Allah Celle Celaluhu böyle yapmakla da gönüllerini hoş eyledi ashab-ı kiram. Büyük bir yüküm altından kurtuldular ve sevinç gözyaşı döktüler. Bu ayetler şöyle diyordu gelen ayetler. Âmener Resul, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, malum peygamber başındaki harbi tarifle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz iman etti. Şeksiz şüphesiz bima unzile ileyhi, kendisine indirilen Allah'ın ayetlerine. Min Rabbihi, Rabbisi tarafından indirilen ayetlere. Vel mu'minun, müminler de elhamdülillah iman ettiler. Rablerinden kendilerine indirilmiş olan ayet-ü beyinata. Küllün, hepsi. Peygamber de müminler de. Emene billahi, Allah'a şeksiz şüphesiz iman ettiler. Ve melaiketihi, meleklerine de. Ve kütübihi, kitaplarına da. Ve rusulihi, resullerine de iman ettiler. Tas tamam. La nüferriku beyne ahadin min rusulih. Resullerinin arasından bir tanesini tefrik etmediler, ayırmadılar. Hepsine, küllisine, toptan iman ettiler. Öyle Yahudilerin biz Musa'ya inanırız ama Muhammed'e, İsa'ya inanmayız demelerini yapmadılar. Ya da İsevilerin biz Hazreti İsa'ya iman ederiz. Hatta daha da ileri giderek onu Tanrı kabul ederiz. Fakat Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber kabul etmeyiz demediler. Peygamberlerin bir kısmını alıp bir kısmını atmadılar. Allah ne kadar peygamber göndermişse hepsine iman ettiler. İsmi geçenlere ismini söyleyerek, ismi geçmeyenlere de toptan iman ettiler. Elhamdülillah biz de öyleyiz. Bu cihetten İslam dini huzur dini.
Bugün Avrupa'dan, Amerika'da birçok insan Müslüman oluyor. Bunlara sizi İslamiyet'e davet eden, cezbeden nedir diye sordukları zaman en çok verdikleri cevap, vallahi bu din öyle güzel ki hiçbirisini dışarıda bırakmıyor. İsa'yı da, Musa'yı da, Muhammed Mustafa'yı da, hepsini birden seviyor. Ben hepsini sevmek istiyorum, bütün peygamberlerin, bütün kitaplara sahip çıkmak istiyorum. Ama birisini iteklemek zoruma gidiyordu. Şimdi hepsine birden iman etmek bana huzur veriyordu. Hem de saf tevhid. Allah bir, gerisinin hepsi mahluk. Peygamber de olsa insan, faziletli ama sonuçta insan. Allah bir. Vakalu dedi ki, Müslümanlar derler ki, hepsi birden semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Ayetleri duyduktan sonra biz ona isyan etmeyiz. İnşallah öyledir. Bazı imanlı güdükler var. Ayetleri işitir. İşine gelmeyince kendi ilkesine, ideolojisine, düşüncesine, menfaatına ters düşünce hiç duymamış gibi devam eder. Olanın üstüne yatar öyle. Bazıları da utanmadan, vallahi Kur'an böyle de söylese saygım var ama ben onu kabul etmem diyor. Sonra da kendisine Müslüman diyor. Ne uzun billah. Dinden imandan çıkar. Farkındadır herhalde. O kadar da cahil değildir herhalde. Bilemiyoruz. وَقَالُوا سَمِيْنَا وَعَتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا Mağfiretini dileriz Rabbimiz. Bu itaatımız esnasında yanlışımız olduysa ya da verdiğimiz sözde duramadık da bir hata, bir günah işlemişsek, gufran, mağfiret Allah Celle Celaluhu'nun günahın üstünü örtmesidir. Onun günah olduğunu biliyor konunun. Üstünü örtüyor, mahvediyor, kuluna bile sormuyor yani. Yok hükmünde. Kuluna nedir bu diyerek sorup utandırmıyor bile. Af ise peygamberi Allah Celle Celaluhu'nun kulun işlediği günahını görmesi fakat cezalandırmaktan vazgeçmesidir. Belki af günah yerinde duruyor öyle. Onun için mağfiret çok daha büyük. O yüzden günde en az 100 defa Estağfirullahalazim demeliyiz. Ve bunu günü saatlerine yaymalıyız. Sabahtan yatağa girene kadar devamlı dilimizde arada sırada veya çekeceksek tesbihi belli bir zamanda en az 100 kere Estağfirullahalazim demeliyiz. Çok kıymetli bir tesbihattır. Gufraneke Rabbana, senin gufranına sığındık ya Rabbi. Günahlarımızın üstünü ört, bizi utandırma, affeyle. Ve ileykel masir, çünkü dönüş sanadır. Burada yaşadığımız saniyelerin tek tek hesabını bileceğiz. Yanlışımız olursa affeyle. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Biz bir nefse ancak vus'u, gücü, kuvveti, tahammülü götürebileceği kadarını yükleriz. Götüremeyeceği, altından kalkamayacağı yükü yüklemeyiz. Yukarıdaki Müslümanlar biz bunun altından kalkamayız diye ağlamışlardı ya, hadi kaldırdık diyor Allah Celle Celaluhu. Leha ma kesebet ve aleyha ma kesebet. Öyleyse İslam herkesin rahat rahat gücünün yettiği şeyler emreder. İyilik yaparsa nefsinin lehine, menfaatine, kötülük yaparsa nefsinin aleyhine, yani zararına. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Bak buradan sonra da Allah Celle Celaluhu'ya dua etmenin adabını, usulünü ve duada nelerin istenmesi daha çok lazım geldiği öğretiliyor. Allah öğretiyor Müslümanlara. Bize şöyle dedirerek, Rabbena, la tuâkhidna innesina. Unutursak eğer, bizi muâkhaza etme. Buradan da anlaşılıyor ki, Allah Celle Celaluhu bir şey unutularak
terk edilirse ondan muahaza etmeyecek, yani sorumlu tutmayacak. Mesela öyle bir telaşlıydı ki öğle namazını unutmuş. İkindi ezanı okununca eyvah dedi. Samimi, gerçekten unutmuş. Allah affeder inşallah. O ahtana ya da hata yaparsak. Kasıt yok. İsyan kastı yok. Ama hata olmuş. Bunun yanına bir de Peygamberimiz uykuyu koyuyor değil mi? Uyuyarak vakit geçiririz. Bir Müslüman vazifesini yapamazsa ona da kalem işlemiyor. Uykudakine de sorumluluk kalkıyor. Kalem günah yazmıyor. Rabbana, ey bizim Rabbimiz, ve la tahmil aleyna isra, üstümüze ağır yükler yükleme bizim. Kema hameltehu alellezine min kablina, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi. Onların gerçi tefsir kitaplarında ağır yükler yükledi Allah ama ettikleri günah yüzünden dedi. Mesela öyle ağır günah işledi ki ben İsrail, Allah kendinizi öldürün dedi onlara. Bir günde 70 bin insanın kendilerini öldürdükleri rivayet ediyor. Mesela elbiselerini bir necaset bulasa yıkamakla değil kesmekle temizlenirdi gibi. Mesela işte yeryüzü peygamberimize mescit kılındı. Eskiden ancak cemaatle mabette mescit ibadetlerini yapabilirlerdi vesaire vesaire. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ve la tuhammilne ma la takate lena. Takatımızın, gücümüzün yetmesinin ötesinde bir yük yükleme bize. Vafu anna, bizi affeyle. Günahlarımızı cezalandırmaktan vazgeç. Vafir lana, üstünü ört ve imha et. Varhamna, bize acı, merhamet et. Ente Mevlana, sen bizim Mevlana'mız. Mevla, Efendimiz, yarimiz, yardımcımızsın. Fansurna alel kavmil kafirin, kafirler kavminin aleyhine de bize yardım eyle. Yani karşımızdaki kafirler kavmi, seninle, dininle, Müslümanlarla savaşan kafirler karşısında bize yardımcı ol Allah'ım. Biz onlara galip gelelim. Onlar bize galip gelmesinler. Çünkü onlar galip gelirse insanlıktan çıkmış vahşidirler. Yakarlar, yıkarlar, ızları tarumar ederler. Senin dininle savaşırlar. Bizi onlarla savaşımızda galip getir, mağlup etme diye dua etmesini de Allah Celle Celaluhu bize öğretiyor. Biz de bu dualara amin diyoruz. Bunlar güzel ayetler, güzel duygular uyandırıyor insanlar. Dini duygular, sorumluluk, vazifeler, efendim içerisinde iman var, Allah'la karşılıklı konuşur gibi vazifeleri hatırlamak var, sonra da bir kusur olursa af dilemek var, sonunda da Allah yolunda cihat var, çalışmak var. Bu bir ayetler. İki ayet ama çok büyük derslere kabil. O yüzden Peygamberimiz kim bunları tefekkürle okur, düşünürse kendisine kafidir buyurmuş. Allah Celle Celaluhu bizi de bunlardan mükafatlandırsın inşallah. Lillahi Fatiha.